Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlere Şok Market'e 1 Ekim Cumartesi günü Şok Market'e gelecek olan bu bilgisayar kasalarını değerlendireceğiz. Ben arkadaşlar diğer yüksek fiyatlı bilgisayar kasalarını eledim. 12.000 ile 19.000 diye hatırlıyorum, onları eledim arkadaşlar. Alınır mı alınmaz mı onları bir değerlendireceğim. Bu videoda arkadaşlar 5.099'luk kasayla 9.399'luk kasayı acaba toplasak, biz kendimiz toplasak kaç veriyor, toplarız gerçekten iyi bir fiyata mı satıyor, ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu kasaları bir bakalım. Peki siz bu bilgisayarı kendiniz toplasanız kaç para toplarsınız? Ben ilk önce arkadaşlar bunların işlemcisini kıyasladım. En iyi işlemci şu anda bu 5099 TL'lik olan bilgisayara takıldığını gördüm. Gerçi çok da fark yok arkadaşlar. Arada 1 puanlık bir fark var. Bunun testlerine baktığımız zaman da arkadaşlar, yani en iyi Intel Core'nin i3'ün olduğunu görüyoruz. Evet, bayağı da üstün performanslı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Intel Core'nin işlemcisi bayağı iyiymiş. Kasayı toplasak kaç böyle toplarız? Arkadaşlar elime cep telefonumu aldım ve hesap makinemi açıyorum. Bakalım 5099 TL'lik bu kasayı biz kaç toplarız? Arkadaşlar ben size önceden hazırlamıştım. 1059 artı. Bak fiyatı yükselmiş bayağı bunun. Hadi bakalım. Anakarta geldik. 724 artı. Hepsi buraya geliyoruz. Ben bunu akşam bir liste eklediğim zaman arkadaşlar çok söylemiştim. Aga yani güç kaynağıyla kasanın fiyatına bak ya. Ben güç kaynağının sadece fiyatına bakmıştım arkadaşlar. Güç kaynağının sadece fiyatı 768 lira. Kasa da eklenince yani 900 lira kasa ya. Yuh dedim ya. 1699 TL artı. Aga bu ne ya? RAM'lere bak. 2395 lira. Herhalde başka RAM kullanırım, daha mantıklı. Bak şimdiden fiyatı kaç para oldu? 5877 lira. Geldik SSD'ye. M.2 SSD bu ya. 35. Ha bak ben M.2 SSD eklemişim size arkadaşlar. Aynen lan, M.2 SSD eklemişim. Ama bunu yazınca direkt bu çıktı. Neyse arkadaşlar. Biz M.2 SSD taktığımızı düşünelim. Evet, böyle takarsak arkadaşlar, kendimiz toplarsak bu bilgisayarı. Kendimiz toplarsak bu bilgisayarı arkadaşlar. 6.312 liraya topluyoruz. Fiyatı kaçtı? Şok'taki 5.099. Kaç paralık bir karımız var? 5.099. 1.213 liralık bir karımız var. Ama SSD, burada SSD yazıyor arkadaşlar. Bu M.2 SSD değil. Yani düşünebilir. 1.213 liralık daha uyguna toplamış. Peki diğer 9.399 TL'lik bir kasayı kaç para toplamış arkadaşlar? Evet, Intel Core i3, Intel'in i3 işlemcisi 1498 lira. Yazdım 1589 TL'de anakartımız var. 4697 ekran kartımız var. Kasa gene aynı olduğu için bununla 1699 TL'ye. 619'da RAM'imiz var arkadaşlar. Gene 435 TL'lik M.2 SSD'miz var. Şimdiden evet. Toplamda 10.053 liraya bu bilgisayarı topluyoruz arkadaşlar. 10.053 lira. Bir dakika, kamera nereye çıkıyor? Bir bakmam lazım. Bakın 10.537 liraya topluyoruz. Peki karımız ne oluyor bunda? 9.399'dan çıktığımız zaman 1.138 lira. Diğeri neydi? 1.200'dü. Evet. Yani Şok iyi toplamış bence. Fiyat grafiklerine baktığımız zaman arkadaşlar, işlemcinin fiyatı çıkmış. RAM'in fiyatı da çıkmış. Yükselmiş. Herhalde kış ayına doğru bu inşallah düşer bu fiyatlar. Çünkü bu fiyatlar sıkıntı. İnşallah enflasyon da düşer. Yani sıkıntı. Yani arkadaşlar alınır mı? Kendi düşüncemi söylüyorum arkadaşlar. Yani ekran kartına sahip ya ben olsam ne alırdım? Ya ikisi arasında karar verecek olursam, ben olsam herhalde 9.399 TL'lik bilgisayar alırdım, ama ya buna da bağlı kalmazdım. YouTube'da mesela arkadaşlar şey var. Neydi donanım arşivi? Onun videolarına bakın arkadaşlar. Ben hatta bilgisayarımı toplarken onun bir tane videosundan bakarak toplamıştım. Ama onu da bayağı parça değiştirdim ya ben. Dinebilir tarzına sonra en sonunda bir bilgisayar topladım arkadaşlar. 4 yıl oldu herhalde. 4-5 yıl oldu diye hatırlıyorum. 4 yıl olmuştu. 4100 müydü? O kadar tuttu arkadaşlar.
Aynen. Benim işlediğim sistemi bilgileri de arkadaşlar bu videonun ne videonu ya? Bu kanalın hakkında kısmında yazıyor arkadaşlar. Silmediysem yazıyor. Ama silmedim diye hatırlıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi fiyatı herhalde 15 bini bulmuştur onun. O bilgisayar. Yani. Çünkü en son baktığımda ekran kartı 5000-6000 civarlarındaydı. Ben almıştım 1200, 1000, yani 1.5 almıştım diye hatırlıyorum. 1.5-1.2 almıştım. Yani öyle. Yani sonuç olarak fazla uzatmayayım arkadaşlar. Kendimiz toplarsak fiyatı kaç olur ona baktık. Bu kadar da. Evet, bir videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelir mi? Sanırım bilgisayar konusunda ve toplama bilgisayar konusunda çekmem diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok da bilgi sahibi değilim. Yani bir çekeyim dedim bakalım. Tamam. Görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Bye.